Sen onu telefonda dedin ya. Ve dedin işte şuradan şuraya nereden nereye gidiyor. O yol benim kafamda Can Yücel'den gidiyor, başlıyor. Evet. Le Clermont diye bir Fransız bir adam var, oraya kadar gidiyor. Evet. Can Yücel'in bir şiirinden aldım bunu da anladım diye bir şiirinden bir şey. Yüreğinde aşk olmadan geldi. Bu bir uzun şiir de. Aşk peşinden gelen onu özgür bırakacak kadar sevmekmiş. Ben özgür bırakacak kadar sevmek olan bir aşk pek görmüyorum. Özgür bırakacak kadar sevmek. Böyle bir şey olduğu zaman zaten kitaplara geçiyor. Kitaplara geçiyor ya da şiirlere geçiyor. Bir yandan da hani nereden nereye kadar uzanan bir şey. Aşk karşındaki kişinin yolunu kesmek. Aşk karşındaki kişinin işte gidip şeyini basmak, evini basmak bilmem ne falan filan mı ya? Ya da tutup koluna iki tane jiletle çizik atmak mı? Ben tabii seni çok seviyorum diye. Ya benimsin ya toprağım. Ya benim. Abi. Bir şeyler var. Kamyonların. İkinci sayfa belli. Kamyonların arkasına yazılan yazılardan. Değil mi? Başlar. Tutup işte ben seni çok seviyorum ve yani bir aşkıma inanmıyorsun diye adam gidiyor. Ben üçüncü kattan atlayan 10-15 yaşında çocuk biliyorum ya. Yani çocuğun kolu bacağı kırılmış, ben onu çok seviyorum diyor. Karşıda okulda gördüğü bir kız. Bahçeden görüyor. Şimdi bu ne kadar mantıklı bu adam? Şimdi bunun neresi aşk? Kız bilmiyor. Kız bilmiyor. Ya bu şimdi aşk mı? Yani şimdi düşünüyorsun kafandaki her şimdi lan bu adam şimdi Mevlana bilmem nereden bir şey tarif etmiş, ötekisi Freud demiş ki bilmem nereden bilmem ne. Herif kendi üçüncü kattan atıyor. Bu da aşk. De Clermont denilen adam neymiş bu adam? Bu adam da aşkın en uç sınırı. Bu bir bu aşkın ucu bizim erotomanik, hezeyanlı, psikotik bozukluk dediğimiz dibinin dibi. Yani ne demek? Dibe vurmuş demek. Ben meslek hayatımda bundan 3 tane gördüm. 3'ünü de yatırdık zaten. Ya sokakta gezdiremezsin vallahi. Ne olacak işte. Şimdi buradaki temel şey de şu, genellikle kendisinden sosyal statüde daha üstün biri nedir? Bu işte bir yerde çalışan bir memurdur, bir sekreterdir ya da başka bir şeydir ya da çoğunlukla erkekler tarafından rahatsız oluyor. Benim gördüklerim öyle. Yani kendisine üst seviyede olan bir insanın kendisine aşık olduğuna inanır. Kendisi de onu çok sever. Karşısındaki kişinin bilip bir karşısındaki kişiye sorsan bilmiyor. Öyle bir şey yok. Yani adamın hayatında bile görmemiştir belki. Ama öyle bir hezeyan yani hezeyan dediğimiz şey değiştirilemez sabit düşünceler demektir. Akıl hastalıklarında gördüğümüz. Onun kendisini sevdiğini ama şu ana kadar bunun daha anlamadığını söyler. Ama kaç dinleyici sorsan mümkün değil. Yani hayatta bile tanımıyordur. İşte bununla ilişkili şeyler gider, mektuplar yazar, odasının... Ya bir akıl hastasının odasını düşün, tamam mı? Yani her tarafına böyle onunla ilişki gider, gizli gizli fotoğraflarını çeker, yazılar yazar, şiirler yazar. Her taraf böyle bir şey karmakarışık bir şeydir. Yani onunla yaşar, yatar, kalkar bilmem ne, böyle bir oturanda yatırırsın onu. Tam patoloji ver. Yani bir ucu da bu tarafa kadar giden. Peki aralarda neler var? İşte bu demin dediğimiz bu delirten aşk dediğimiz şey. Aralarda bir takım aşklar var. Neler var? Genel terminolojilerden gideyim. Kara sevda var. Bizim takıntılı aşk, obsesif aşk dediğimiz zevk biraz daha fazla uyuyor. Ya da gösterip de vermeyen aşk var. Değil mi? Öylesi de var. Yani terminolojilerden gidiyorum. Çok duyduğumuz terminolojilerden anlatmaya çalışacağım. Yani gösteriler üzerine kurulan aşklardan bahsediyorum. Ya da psikopatik aşklar var. Antisosyalin aşkı var. Neydi o olanı dedim? Televizyonda sarı saçlı olan. Kıvanç Tatlıtuğ. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un aşkı var mesela. Psikopatik aşk. Antisosyal aşk. Şimdi o kısımlara biraz gireyim. Şeylerden biraz örnek vereyim de. Çok böyle obsesif falan değil, çok ortada kalan laflar yani. Kuzey Güney'den.
Psikopat aşkı. Şimdi kimden uzak duracağımız konusunda obsesif. Bu şimdi biraz şeylerden bahsedelim. Yani kişilikler insan kişiliği karşısındaki kişiyi nasıl seçiyor? Yani bizim bir takım özelliklerimiz var. Sana şu şeyi tarif ediyor. Mesela niye aşık oldun buna? Aslında kendini tarif ediyor. Aslında kendini tarif ediyor. Ya da kendine olan ihtiyacını, kendine olan ihtiyacını tatmin edecek bir sevgili tarif ediyor. Ama şimdi nasıl insanlar seçemiyor? Nasıl insanlar seçmeli? Nasıl insanlar seçilmemeli mevzu? Yoksa neyi seçersen seç, onu seçmesine ne biz karışabiliriz, ne kimse de karışamaz yani diye düşünüyorum da çoğunlukla karışılıyor tabii, böyle olmuyor. Genelde işler karışıyor. Bir takım kişilikler var ve kişilikler, bizim tiplendirmelerimiz var. Bu tiplendirmeler neticesinde insanların aşk, sevgi anlayışları falan filan değişmeye var. Daha doğrusu hayata bakışları, hayatı yaşantılamaları da değişiyor. Obsesif kişilikler çevrenizde çok sık olarak görmüşsünüzdür. Titiz, düzenli, tertipli, efendim şu şurada duracak, başka tarafta duramaz. mükemmelliyetçi, her şey en doğru, en düzgün bir şekilde olacak. İşler bunun dışına çıkarsa benim kontrolümün dışına çıkar. Ve kontrolümün dışına çıkarsa ben çok rahatsız olurum diyen tipler. Sanki hayatta her şeyi kontrol edebilecekmiş gibi. Ya da sevgilisiyle, işte aşık olduğu kişiyle, kişiye dair her şeyi kontrol edebilecekmiş duygusuyla karşısındakiyle ilişki kuran tipler. Genellikle çok konuşmaları da böyle şeydir, monoton, düz konuşmalardır. Duygusal şeyleri azdır, duygusal tepkileri azdır. Az duygusal tepkiler görürsünüz, sığdır. Duygulanmaları sığdır. Bu insanlar nasıl insanları seçerler? Bu insanlar işte aşık olurlar. Kime aşık olurlar? Kendi kurallarına uyan insanlara aşık olurlar. Ben ona aşık oldum. Niye aşık oldum? Çünkü benim söylediğim her şeyi yapıyor. Çünkü benim sınırlarım bu. Benim sınırlarıma fazla girmiyor. Ben bu kadar çok duygusallıktan hoşlanmıyorum. Düzeyli ilişkileri severim diyor. Evet, o da düzeyli ilişkileri seviyor. İlişkisizlik. O düzeyli ilişkisizlik oluyor. Aynen öyle oluyor. Düzeyli bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Bir bakıyorlar aslında hiçbir şey konuşmuyorlar aslında, ama çok da önemli değil. Orada istenilen o zaten. Bir şey konuşmamak, bir şey konuşmak falan da değil yani. Ondan bir duygusal ya da tensel bir temas istediği yok. Çünkü rahatsız eder. Ciddi böyle takıntılı tipleri rahatsız eder tensel temaslar falan da. Jack Nicholson'ın filminde direkt olarak bunu anlatır. Olabildiği kadar iyi. As Good As It Gets filmi mutlaka izlemek lazım. Orada da biliyorsunuzdur belki. Bir işte kafedeki bir ona sürekli hizmet eden garson kıza efendim aşık olmuştur. Garson kız da hani hasbelkader kendini de falan böyle zorlayarak olarak bir randevu mandevu, ama çok zorlanıyor. Yani Jack Nicholson çok muhteşem oynadı bunda. O kadar zorlanıyor ki. Yani bir randevu alıyor, onda da ikna ediyor o randevunu. En sonunda da kız şey yapıyor, basıyor gidiyor falan ama. Bir kibarlık, bir nezaket yapmaya çalışıyor ama son derece kaba bir şey oluyor. Ortaya çıkan davranış son derece kaba oluyor. Çünkü olması gerektiğini istediği, nasıl gerekiyorsa karşısındakine de öyle yapması gerektiğini istiyor. Hocam o zaman sosyolojik yaşantı biçimi o kişinin kafasındaki aşk kavramını değiştiriyor. Sosyal hayat mı? Sosyal hayatı. Yaşantısı, yani geçmişteki yaşantısı bunun... o andaki aşk kavramını, kafasındaki aşk kavramını... Kesinlikle, tabii ki. Onu aslında hakikaten şöyle söyleyebiliriz. Sosyal çevreniz sizin aşk anlayışınızı ya da sevgi anlayışınızı biçimlendirir mi? Tabii ki biçimlendirir. Önünde bu televizyon dizileri, bu aşk anlayışı ya da çevresinde gördüğün insanlardaki ilişki tarzları, tabii ki o insanların ilişki tarzlarını ve... Işıkçam filizleri. Hayata bakışlarını çok bilindiriyor yani. Şimdi Üstad, burada yanlış bilmiyorsam mesela eğerli, fakatlı ve rağmenli üç sevgi türü var. Burada da bu arkadaş mesela böyle bir pozisyonda, bir önceki sorumuzda çünkü yani seviyor ama çünkü kendi kurallarına uyduğu için, yani çünkü bir sevgi var. Rağmenli de ziyade. Hani orada mesela